Merhabalar, ben iç mimar Alp Uslu Duran. Bugün sizlerle İstanbul Çift Havuzlar'daki sanat galerimizdeyiz. Buradaki eserleri beraber inceleyeceğiz ve bu eserlerin türleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi hazırsanız videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce bu videoda gerçekleştireceğimiz yılbaşı çekilişiyle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Sizlere sanat galerimiz olarak Dev Merbil'in serigrafi bir eserini hediye ediyor olacağız. Çekilişin detayları da videonun sonunda yer alıyor olacak. Şimdi gezmeye devam edelim. Galerimiz İstanbul Çift Havuzlar'da Cemil Topuz Caddesi üzerinde bulunuyor. Burası hem bir iç mimarlık ofisi hem de aynı zamanda sanat galerisi. Mağazamız çift katlı olduğu için alt katını mimarlık ofisi, üst katını da sanat galerisi olarak kullanıyoruz. Galerimizin farkı iç mimarlık ofisimizle beraber sanat danışmanlığını mimari olarak yorumlamamız aslında. Seçtiğiniz eserlerin evinize uygun olup olmadığını size önererek, aynı zamanda da tasardığımız mekanlara sanat eserleri önererek mimari ile sanatı birleştirmiş oluyoruz. Yani galerimizi ziyaret ederek hem eserleri inceleyebiliyorsunuz, aynı zamanda da evinize uygun eseri beraber seçmeniz konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Galerimizde 2 adet Tanju Demirci'nin eseri var. Bunlar 150x150 ölçüde büyük eserler ve konulduğu mekanı tamamen değiştiren ve farklı bir etki yaratan eserler. Tanju Demirci şu anda yaşamıyor. Bu nedenle eserleri sınırlı sayıda ve devamlı aslında değerlenen eserler. Burada kırmızı bir adet Tanju Demirci'miz var. Bu gerçekten konulduğu alanı renkli olmasıyla değiştiren ve farklılaştıran bir eser. Özellikle eserlere de aydınlatma unsurunu iyi kullandığınız zaman eser gerçekten ortaya çıkıyor ve mekanın en önemli öğesi haline geliyor. Buradaki eser ise diğerinden farklı olarak beyaz zemine yapıldığı için daha naif bir görüntüye sahip. Üzerindeki altın rengi ve mor ve siyah renklerle gerçekten mekana eşlik edecek. Mekanda ön plana çıkacak değil, mekanı daha çok destekleyecek bir eser. İki eser birbirinden bu anlamda gerçekten ayrışıyor. Kırmızı esere baktığımız zaman mekanda en dikkat çekici noktayı oluştururken bu eser ise evin genel dekorasyonunu aslında eşlik edecek ve destek verecek bir eser. Burada Ekrem Yalçındağ'ın 50'ye 72 adet yağlı boya eseri var. Daha önce yine galerimizde bu iki eserin farklı renkleri de yer alıyordu. Onları yaptığımız bir projeye yerleştirdik ve orada aslında eserler yerini bulmuş oldu. Bu iki eser de Ekrem Yalçındağ'ın 2 adet küçük eseri ve evinizde Ekrem Yalçındağ'a yer vermek için aslında güzel 2 adet eser. Beraber olarak da konumlandırıldığı zaman gayet etkili ve keyifli bir nokta yaratıyor. Galerimizin aynı zamanda sosyal medyasında yeni gelen eserleri devamlı paylaşıyoruz. Her gün yeni gelen eseri takip edebiliyorsunuz. Galerimiz devamlı değişiyor ve her gün farklı bir mekana dönüşüyor. Bu yüzden de burada çalışmanın en güzel yanı bu. Her gün hemen hemen bir veya iki eser galerimize giriyor ve aynı zamanda satılıyor. Bu yüzden de devamlı yeni gelen eserleri de Instagram'da paylaşıyoruz sizlerle. Onu da alttan çıkacak hesaptan takip edebilirsiniz. Galerimizde Dev Merbil'in farklı eserleri de mevcut. Sanatçı 3 ana dalda çalışıyor. Serigrafi eserler, yani baskı türü eserler üretiyor. Yağlı boya ve yeni tekniği olan gıcıya tekniğinde eserler galerimizde mevcut. Şimdi serigrafileri inceleyelim. Serigrafilerin aslında özelliği edisyonlu, yani sınırlı sayıda üretiliyor olması. Mesela bu esere baktığımız zaman bu eserden aynı renkte 50 adet mevcut ve bu yüzden de fiyatı gerçekten yağlı boya göre ve gıcıya tekniğine göre oldukça uygun oluyor. Evinizde bu sanatçıya yer vermek için serigrafi tekniği almak gayet mantıklı. Aynı zamanda da normal bir baskıya göre sayılı, yani edisyonlu olduğu için her zaman değerini koruyan ve hatta değerini arttıran eserler. Bu yüzden de serigrafi eserler gerçekten çok tercih edilen eserler oluyor. Bir de serigrafi tekniğinden bahsetmek istiyorum. Serigrafi tekniği özel şablonlar aracılığıyla İpek üzerinden boya aktarılarak yapılan bir teknik. Aslında 4 farklı renk var ve bu 4 farklı renk için 4 farklı şablon kullanılarak bu eser hazırlanıyor. Yani print gibi bir basın tekniği olarak düşünmeyin. Her şablon özel olarak hazırlanıyor ve her farklı boya tekniğiyle o şablondan boya aktarılarak bir eser haline getiriliyor. Burada yine yukarıda 70x70 bir Dev Merbil eseri var. Dev Merbil'in de kendi içerisinde eserlerde farklı aslında çizgileri var. Bu eser biraz daha baktığımız zaman çizgisel bir eser ve yaptığımız özel çerçeveyle, açık renkli paspartu ve siyah bir çerçeveyle bunu biraz daha ön plana çıkardık. Ama alt esere baktığımız zaman daha siyah ve yine siyah paspartu ve siyah çerçeveyle yaptığımız biraz daha farklı bir uygulama görüyoruz. Galerimizin kullandığı özel çerçeve ve paspartularla
eserin değerini gerçekten arttırıyor ve mekanınıza uygun hale getiriyoruz. Gece tekniği de Devrim Erbil'in yeni yaptığı tekniklerden. Metal üzerine yapılan bu eserler yağlı boya gibi etki verdiği için ve yağlı boyadan daha uygun fiyatlara satıldığı için son zamanlarda çok tercih edilen bir eser türü oldu. Şu anda aslında bu eser türünü hemen hemen sadece Devrim Erbil yapıyor diyebiliriz. Bu 120'ye 120 ölçüde oldukça büyük ve gerçekten yine mekan değiştirebileceğini söyleyebileceğimiz etkili bir eser. Ve metal üzerine yapıldığı için ışık verildiği zaman gece yansıma yaparak oldukça farklı bir etki yaratıyor. Bu eser yağlı boya gibi de durduğu için ve aynı zamanda da sadece tek edisyon olduğu için serigrafilere göre çok daha değerli ve aslında nadir bir eser. Hemen yine yanda Devrim Erbil'in 2 adet serigrafi eseri mevcut. Üstteki eser biraz daha yeşil tonlarında ve camilerle hazırlanmış bir kompozisyon. Alttaki eser ise Haydarpaşa'yı sarı olarak aslında kompozisyon ettiği farklı bir eser. Biz alttaki eserde sarı pasfartu kullanarak biraz daha renkli bir etki vermek istedik. Üstte ise siyah pasfartu kullanarak mavi etkiyi ön plana çıkarmak istedik. Yani aslında eserlerde kullandığınız çerçeve ve pasfartu renkleri ve bazı eserlerde kullandığımız, örneğin üstteki eserde var, slip ile aslında eserin değerini oldukça arttırarak eserin farklı bir etkiye kavuşmasını sağlıyoruz. Galerimizde 2 adet de Devrim Erbil'in litografi eserleri mevcut. Litografi de serigrafiden biraz daha farklı bir teknik. Taş baskı üzerine mürekkeple yapılan bir eser tipi. Bu Devrim Erbil'in 2011 yapımı eserlerinden ve artık pek bulunmayan eserlerden. O yüzden de gerçekten özel bir eser. Litografide taşın üzerine mürekkep aktarılarak, baskı tekniği olarak kağıdın üzerine bastırılarak elde ediliyor. Ve bu da bu yüzden tek renkli olmasını sağlıyor aslında. Bu eserde yine içerisindeki yeşil tonlardan dolayı yeşil pasparto ve siyah çerçeveyle desteklediğimiz özel bir eser. Ve küçük ebatlı olmasıyla da evin herhangi bir yerine asılıp aslında evin naif bir şekilde değerini arttıran özel bir eser. Galerimizde Ergin İnan'ın da eserleri mevcut. Ergin İnan hem yağlı boya yapan hem de çeşitli baskı türlerini kullanan bir sanatçı. Yine galerimizde bulunan ipek üzerine 3 boyutlu baskı tekniğiyle uyguladığı Düş Bahçesi eseri de 9 edisyonlu olan bir eser ve az edisyonu sayesinde ve yağlı boya gibi durduğu için projelerde ve aynı zamanda buradan da müşterimize çok fazlasıyla sunduğumuz yeni yapmaya başladığı eserlerden, mekanı gerçekten farklılaştıran eserlerden bir tanesi. Serigrafi türünde de eserleri galerimizde mevcut. Ergin İnan eserlerinde çok fazla böcek formuna ve insan formlarına yer veriyor. Ve aynı zamanda çoğu eserinde de felsefik yazılar mevcut ve aslında eserlerinin altyapısını yani düşünce metnini aktardığı eserleri var. Bu eserlerden bir tanesi de buradaki serigrafi eseri. Burada da çok farklı böcek formlarını resmettiği ve aynı zamanda insan figürlerine yer verdiği bir serigrafi eseri var. İşlerini anlatan özel eserlerden bir tanesi. Burada galerimizde mix media türünde iki farklı eseri görüyoruz. Bu yukarıdaki Pınar Dupre'nin Marta serisinden bir eser. Burada özellikle sanatçı kullandığı farklı tekniklerle farklı bir eser elde ediyor. Hem kullandığı yağlı boya teknikler hem kullandığı kolaj teknikleriyle gerçekten farklı ve çarpıcı bir eser. Yine altta da Barış Köksal'ın çerçevesiyle beraber olarak hazırladığı ve yağlı boya kullanarak hazırlanan yine farklı mix media bir eser var. Bu eser de çerçevesinin de eserin içine dahil olmasıyla gerçekten farklı bir eser. Yine sanatçının sulu boya eserleri de galerimizde var. Galerimizde yaptığımız özel bir köşeyle burada aslında giriş alanımızda daha ulaşılabilir ve galerimize gelip evinde bir esere yer vermek isteyen müşterimize böyle bir duvar hazırladık. Bu duvarda daha çok 3000 lira ve altında eserler mevcut. 4 tane Barış Köksal'ın sulu boya eseri mevcut. Bunlar A3 boyutunda ve bunlar A4 boyutunda olarak. Eseri biraz daha ön plana çıkarmak için esere uygun pasparto ve çerçeve rengiyle eseri evinize direkt asılabilecek hazır hale getiriyoruz aslında. Yine Devrim Erbil'in serigrafi eseri de serigrafi türünde olduğu için uygun diyebileceğimiz eserlerden. Yine yukarıda Devrim Erbil'in bir adet litografi eseri var. Hemen sağda da Erol Akyabaş'ın bir serigrafi eseri var. Serigrafi eserler küçük boyutlu olduğu zaman
Oldukça ulaşılabilir fiyatlarda oluyor. Evinizin dekorasyonunu değiştirmek için, havasını değiştirmek için, aynı zamanda evinizde her zaman değerlenecek bir ürün bulundurmak için güzel bir alım aslında. Galerimizde aynı zamanda iç mimarlık ofisimizin bir uzantısı olarak bahsettiğim gibi evinizin dekorasyonuna uygun eser seçmekte sizlere yardımcı oluyoruz. Verdiğimiz özel hizmetlerden bir tanesi. Mesela burada bizim tasarladığımız MR Square'deki bir daire var. Ve bu dairenin tamamen dekorasyonu bitmiş durumda. Ama bu dairede bir duvar oldukça boş. Bu aslında evin çıplak gözükmesini sağlayan bir durum. Galerimize geldiğiniz zaman beraber buraya eser seçerek ve bu eserleri de görsel üzerinde beraber deneyerek hangi eserin dekorasyona ve mekanınıza uygun olduğunu beraber inceleyebiliyoruz. Şimdi buraya 3 tane farklı eseri size göstermek amaçlı deneyeceğiz. Burada bir tane Ekrem Yalçındağ'ın yüz çap yuvarlak bir eseri var. Oldukça renkli bir eser. Ve bunu mekanda nasıl duracağını aslında beraber görmüş oluyoruz. Burada mekanda kullanılan pembe ve mavi tonları aslında eseri seçeceğimiz kılavuzları bize vermiş oluyor. Tabii ki eser ayrıca fotoğraf çekildiği için biraz daha parlak. Bunu da biraz daha nötrleştirerek eserin sanki mekanda asılı olarak gözüktüğünü hissetmiş oluyorsunuz. Mesela bunu beğenmedik diyelim, eseri değiştirmek istiyoruz. Farklı bir eseri de buraya konumlandırarak mesela buradaki mavi tonu perdelerin mavi tonuyla oldukça uyduğu. Bu eserin de gerçeği zaten showroom'umuzda olduğu için ya evinizden bir yastık veya bir kumaş örneği alarak bu eseri beraber tam ton ton uyması için beraber seçiyoruz. Veya bu şekilde gördüğünüz gibi hazırladığımız görselle de size sunabiliyoruz. Yine farklı bir eser, Tanju Demirci'nin bir eseri. Bu mor tonlarında olduğu için biraz daha aykırı kaldı mekana. Bu şekilde aslında beraber mekanda birebir görseli görerek evinizde daha eseri asmadan veya satın almadan önce evinizde nasıl göründüğünü beraber incelemiş oluyoruz. Çift havuzlarda bulunan bu galerimizi ziyaret ettiğinizde buradaki eserleri inceleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda almak istediğiniz eseri de evinizin fotoğrafını getirdiğiniz zaman burada deneyebiliyoruz. Galerimiz 50 üzeri eser sayısıyla gerçekten gerilip gezilebilecek farklı bir mekan. Bütün müşterilerimizi ve sanat meraklılarını galerimize bekliyoruz. Burada gelip eserleri inceleyip onlar hakkında bilgi alabilir ve evinize eser seçimi yapabilirsiniz. Bu videoda daha önce de bahsettiğim gibi Devrim Erbil'in 50 edisyonlu bir eserini sizlere hediye ediyor olacağız. Bu çekiliş yılbaşından 2 hafta önce gerçekleşiyor olacak. Bu eseri de kazanmak için YouTube kanalımıza abone olup yorumlara isminizi yazmanız gerekiyor. Yılbaşına 2 hafta kala yapacağımız çekilişte bir talihliye bu eseri hediye ediyor olacağız ve evindeki Devrim Erbil eserini beraber aslında yerleştiriyor olacağız. Videoyu alttan beğenmeyi unutmayın. İç mimarlıkla ilgili sorularınız için videonun altında yer alan açıklamalarda bulunan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. Galerimizin Instagram sayfasına da yeni gelen eserleri her gün paylaşıyor ve galerimizdeki güncel gelişmeleri sizlerle paylaşıyor oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.